Efendim bugün iyilik peşinde Opet'le koşacağız. Opet Yönetim Kurulu kurucu üyesi Nurten Öztürk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Şimdi pek çok şirketin tabii sosyal sorumluluk projeleri, farklı farklı sosyal sorumluluk projeleri var. Biz de bu programda aslında sizin yaptığınız iyiliklerle biraz da o iyiliklerden hem bahsederek biz de o iyiliği bulaştırmaya çalışıyoruz biraz doğrusunu söylemek gerekirse. Sizin de çok önemli projeleriniz var. Evet. Ve siz hepsinin başındasınız. Çok ilgimi çeken çok farklı projelerden birisi örneğin heyecan verici Troya projesi. Dilerseniz onunla başlayalım. Evet. Tarihe saygı projesi. Ne yaptınız? Troya 2018 yılı da Troya yılıydı. Evet. Troya için ne yaptınız ve o bölgede neler inşa ettiniz? Çok şey yaptık. Her şeyden önce Troya'yı aslında biz bir projenin yeni başlangıcı değil, daha önce yapılmış olan projelerin devamı olarak görüyoruz. 2006 yılı başında Gelibolu Yarımadası'nda tamamen yöreyi rehabilite etme amacıyla tarihe saygı projesini başlattık. Ve proje kapsamında Milli Park sınırları içerisinde kalan tüm köyleri rehabilite ettik. Eceabat koskoca bir ilçeye onu rehabilite ettik. Şehitlikler yaptık, anıtlar, müzeler yaptık ve 8 köyü adeta bir dantel gibi işledik. Halkla kucaklaştık. Vermiş olduğumuz eğitimlerle ciddi bir değişim de yakaladık. Ve bu çalışmaların akabinde Troya sizi bekliyor dediler. Sayın Çanakkale Valimizin ekip olarak şirketimize gelip 2018 Troya yılı, Opet gerçekten çok güzel şeyler yaptı bu yörede. Troya'da ne yapabilirsiniz, nasıl destek verebilirsiniz demesi üzerine kolları sıvadık. Şimdi Troya çok özel bir yer ve pek çok kültür asırlar boyu gelmişler, yaşamışlar. Dünyaca ünlü bir yer ve dünyadaki pek çok çocuk Troya'nın ismini daha bebeklikte öğrenir. Özellikle Troya atı masalları, hikayeleriyle, Troya ile ilgili destanlarla büyürler. Ama bizim ülkemizde Troya'yı aslında yeteri kadar tanımıyoruz ve sahiplenmiyoruz da. Oysa Troya Anadolu. Ve Truva filmi çekilmese belki de bu kadar ilgi çekmezdi değil mi? Evet. Acı bir maalesef, şey aslında. Maalesef. O anlamda kendi ülkemize, kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekir diye bu projeye çok ciddi sarıldık. Ören yeri ziyaretçilerin geldiği ve orada tabii ki taş yığınlarından başka bir şey göremediği bir alan. Yanına da bir müze yapıldı bu sene. Vali Bey özellikle müzeye gelenlerin ve Ören yerine gelenlerin yakın köylere gideceğini, oraları ziyaret edeceğini düşünerek köylerde de bir şeyler yapabilir miyiz diye bize talepte bulundular. Daha önceki deneyimlerimiz nedeniyle burada özel bir çalışma yapmamız gerektiğini hissettik. Çünkü gelen ziyaretçiler Ören yerinde gördükleriyle, müzede gördükleriyle giderlerse Troya'yı tam anlamamış ve tanımamış olacaklardı. Ören yerine en yakın olan Tevfikiye köyünü biz arkeo köye çevirdik. Türkiye'de ilk, dünyada da eşsiz bir çalışma oldu. Ve burası aynı zamanda hem Ören yerini hem müzeyi destekleyecek bir açık hava müzesi niteliğinde işlendi. Bütün evleri, köydeki bütün evleri elden geçirdik. Troya dönemine özgü bir takım nüvelerle süsledik. Bazı binaları çok güzelleştirdik. Gitmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Herkese de tavsiye ediyorum. Aslında dünya ölçeğinde önemini herkesin kavrayacağı, inanacağı, görmek isteyeceği bir yer oldu aslında. Orayı gezdikleri zaman köyü tümüyle gezdiklerinde o 10 katman, Troya'da yaşananlar ve oraların özelliği hissedilsin istedik. Umduğumuzdan çok daha güzel bir eser ortaya çıktı. Şimdi ziyaretçilerini bekliyor arkeo köyümüz. Evet, ne güzel. Aslında manevi olarak kendimizi iyi hissettiğimiz yerler orası ama aynı zamanda bir eğitim alanı haline gelmesi, müzelerin olması da çok güzel. Bu da aslında
sizin öğretmenlikten, öğretmenliği bırakıp bu alana geçmenizin de etkisi olabilir mi acaba? Elbette. Şimdi eşimle... Çünkü projelere dikkat ediyorum. Genelde biraz sonra da konuşacağız diğerlerini ama genelde bir eğitim üzerine eğitim odaklı genellikle. Mutlaka bir ucunda eğitim vardır. Onun için ben hayatımın hiçbir döneminde öğretmenliği bırakmadım diyorum. Öğretmenlik ruhumda var diyorum. Elbette öğretmenliğin çok yararlarını gördük. Biz OPET'i kurduğumuz zaman eşimle öğretmenliği bırakıp kurduğumuzda madeni yağ dükkanıyla başladık. Daha sonra tabii madeni yağ dükkanı büyüyüp akaryakıt istasyonları ve 1992'de OPET'i kurduktan sonra herkesten farklı bir şeyler yapmak istedik. Akaryakıt aslında araçlara doldurulan insanların istasyonlara akaryakıt almak için girdikleri bir yer. Oysa dedik biz insana, aracı kullanana hizmet edelim. Dolayısıyla insanı mutlu edelim. Böylece onlara en iyi hizmet nasıl olur göstermeye çalışalım. Böylece sosyal sorumluluk projelerimiz, insana yönelik çalışmalarımız başladı. Takdir edersiniz istasyonlarda 2000'li yıllarda tuvaletler çok kötüydü. Evet, önemli bir proje o da. Evet, çok çok önemli. Ve 2000 yılına kadar biz yapmış olduğumuz sponsorlukları, yaptığımız bir takım okullar, burs verdiğimiz öğrenciler şeklinde yaparken 2000 yılında kendi sosyal sorumluluk projelerimizi kendimiz yapmaya başladık. Şimdi ben sponsorlukla sosyal sorumluluğu birbirinden ayırıyorum. Sponsorlukta elbette bir bedel ödersiniz, bir şey yaptırmak istersiniz. Ama nedir, sonucu ne oldu, istediğiniz gibi gidiyor mu onu kontrol etmeniz çok çok zor. Oysa biz kendimiz şirketimizde adeta bir sosyal sorumluluk kurumu gibi çalışıyoruz. Çok içselleştirdik şirket olarak. Tüm şirket olarak sosyal sorumluluk projelerimize sahip çıkıyoruz. Ve mutlaka sonuç odaklı çalışıyoruz. Onun için 2000 yılında temiz tuvalet kampanyası diye ortaya çıktığımızda dedik ki Türkiye'nin aslında medeni bir toplum olduğunu artık kanıtlaması gerekiyor. Medeniyet tuvaletlerden ve trafikten belli olur. Dolayısıyla yollarda neden insanlar çocuklarını tuvaletlere sokarken endişe duysun, neden ihtiyaçlarını giderecekleri tertemiz ortamlar bulamasınlar? Böylece 2000 yılında başlattığımız temiz tuvalet kampanyası inanması çok zor. Şu ana kadar 9,5 milyon insana birebir seminer verdiğimiz ve istasyonlarımızdaki tuvaletleri yenileyerek bunu yaygınlaştırdığımız, hatta Türk Standartlar Enstitüsü'nün tuvalet standartına kadar girip düzeltmeler yaptığımız bir duruma geldi. Hatta yurt dışına açıldı proje. Pek çok yurt dışı ülkesinde eğitimler verdik ve çok çok ödüller aldık. Takdir gördüğü için mutluyuz çünkü ciddi bir değişim yarattık. Hijyen eğitimi konusunda 9,5 milyon kişi dediniz değil evet, mi? Evet 9,5 milyon kişi. Yurt dışında kaç kişi ya da orada eğitim yurt verdiniz? Yurt dışında talepler doğrultusunda eğitimler verdik. Mekke, Medine, Cidde, Riyad'da eğitimler verdik. Makedonya'da. Üsküp'te talep üzerine gittik, eğitimler verdik. Ve Türkiye'de bizden eğitim talebinde bulunan her yere gitmeye çalıştık. Türkiye Devlet Demiryolları'nı 2 yıl boyunca temizlik, hijyen, tuvaletler konusunda destekleyerek çalışmalar başlattık. Belediyelerle, hatta hastanelerle. Çok geniş kapsamlı bir çalışma olduğu için değişim de çok sağlıklı oldu ve şu an gerçekten herkesin teşekkür ettiği ve bizim de gurur duyduğumuz bir çalışma ama çok çok zor tabii ki. İnsana bağlı olan bir olay. Temiz tuvalet kampanyasının arkasından da diğer pek çok sosyal sorumluluk projemiz geldi arka arkaya. Trafik dediniz aslında, trafik denetçileri küçük çocuklara değil mi o da o eğitimde? Evet. Onunla da ilgili biraz bahsederseniz devam eden bir proje. Elbette, bizim bütün projelerimiz devam ediyor. Başlangıçta da söylediğim gibi sürdürülebilir olması, ekonomik kalkınmayı destekleyici olması ve sonuç odaklı olması projelerimizin bizim için son derece önemli. Başlangıçta da söylediğim gibi ülkelerin medeniyet düzeyi tuvaletlerinden ve trafiğinden belli olur. Biz tuvalet sorununu çözdüğümüzü düşünüyoruz ülkemizde ama öyle bir sorun vardı ki
trafik sorunu, trafik canavarına her yıl binlerce heba oluyor ve bayramlarımız kan gölüne dönüyor. İnsanlarımız çok çok bu konuda tedirgin. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde dedik ki büyüklerimiz artık bu konuda tamam bir şeyler yapmak istiyorlar ama biz biraz farklı bir açıdan ele alalım olayı ve çocuklarımızdan başlayalım. Çocuklarımızı bilinçlendirelim, eğitelim. Bu anlamda dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Hanımefendi'nin çok rolü oldu. Bizi Ankara'ya çağırıp OPET bu konuda ne yapabilir, trafik konusunda nasıl destek verebilirsiniz? Biz İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz deyince orada da kolları sıvadık ve polis, trafik polisleriyle birlikte bizzat eğitimi onların vereceği şekilde onları eğiterek daha sonra da jandarmada kırsal kesimdeki çocukları eğitecek eğitmenleri eğittik. Onlar çocukları trafik dedektifi yapmaya başladılar ki şu an 4 milyonu aştık burada da. Dolayısıyla elbette bu aslında sayı çocuklar önemli. Çocuklar uyarıya başladığı zaman bütün evet. Büyükleri de çok etkiliyorlar. Trafikte de herhalde bu anlamda çok etkili olacaklar. Kesinlikle. Aslında ölümlü kazalarda çocuk ölümleri bu projenin başlangıcından bugüne kadar %26 oranında azaldı. Demek ki çocuklar bu konuda daha duyarlı hale geldiler. Onların duyarlı hale gelmesi gelecek nesil açısından önemli ama ailelerin de etkiledikleri için çok önemsiyoruz. Tabii bunlardan, bu projelerinizden birisi de Yeşil Yol projesi. Evet, evet. O da önemli bir proje yeşili hani teknoloji... Yeşili kaybeden yaşamı kaybeden. Evet, evet. Teknoloji ilerliyor, kentleşme ilerliyor ama yeşili de kaybetmemek evet. lazım. Onunla ilgili neler yapıyorsunuz? Şimdi 2004 yılında temiz tuvalet kampanyasından sonra ülkemizin tek sorunu temizlik hijyen değil. Bu konuda da çok şey yaptık. Diğer konuda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde küresel ısınmanın etkilerini minimize edecek ne tür çalışma yapabiliriz? Yeşil Yol projesi başlattık. İstasyonlarımızın 1 kilometre öncesinden 500 metre sonrasına kadar ki 1,5 kilometrelik alanlarını ağaçlandırmaya başladık. Böylece tüm yollar yeşil bir zincir olsun istedik. Ve bu konuda eğer arsa yeteri kadar müsait değilse istasyonun çevresi veya karayollarından izin alamamışsak bayimizi ödüllendirmek adına o çevreye dikilen bitkileri koruyan, geliştiren istasyonların peyzajına, temizliğine bakan bayilerimize ödül olarak bulundukları yerlerdeki parkları, bulvarları ağaçlandırdık. OPET ormanları yaptık ve böylece ağaç olarak diktiklerimiz şu an gölgesinde evet uzanılabilecek bir hale geldi. Gerçekten yeşilin önemi herkes tarafından malum ama iş dikmeye ve bakmaya gelince burada da sözde kalıyoruz. Ama biz bayilerimize damlama sistemiyle bu diktiğimiz fidanları bakımını siz yapacaksınız diyerek onlara teslim ettik. Böylece proje burada da sağlıklı yürüyor ve yeşili artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı hı. Peki bir yandan da tabii az önce bahsettiniz gerçi Çanakkale projesinde, hı. Troya'da ve o çevredeki köylerden de bahsettiniz evet. ama köyler konusunda orada sınırlı kalmamışsınız. Başka örnek tabii köylerde ki, tabii ki, tabii ki. O projeleri de imza atmışsınız. Evet, evet. O örnek köyler nerelerde ve neler yaptınız? Şimdi aslında temiz tuvalet kampanyasıyla biz bu 9,5 milyon insana ulaşmak için Türkiye'nin her tarafını gezdik. Yani 7,5 milyon kilometrede yol yaptı proje. Çok ciddi bir yol yaptı. Şunu gördük biz Anadolu'yu dolaşırken. Gerçekten köylerimiz son derece ihmal edilmiş. İlgiye muhtaç, çoğu boşalmış. Hele tarihi, turistik, kültürel önemi olan köylerde ziyaretçi gidiyor ama doğru dürüst hizmet alamıyor. Kendisine oraya anlatacak, oraya bakacak birilerini bulamıyor. Dolayısıyla biz böyle çok özel, önemli köyleri rehabilite edelim. Buraya gelen daha doğru anlasın, daha doğru dolaşsın. Yaşayan da
hem ekonomik anlamda bir şeyler kazansın, hem eğitilsin, yaşadığı yerin önemini bilsin. Böylece örnek köyler yapmaya başladık. İlki Mardin'in Dara Harabeleri üzerindeki Dara Köyü'ydü. İnanılmaz güzel geri dönüşümleri oldu. Kadınlar için işte halk eğitim merkezi yaptık. Oradaki tuvalet hayatlarında hiç alafranga tuvalet görmemişler. Kuyruğa girip tuvaleti görmeye gelenler. O evlerinden hiç çıkmayan kadınları çıkarttık. El sanatlarını teşhir edebilir duruma getirdik. Güzel bir çalışma oldu. Ardından Gaziantep Yesemek bölgesi, bir açık hava müzesi. Yesemek Köyü ile birlikte orayı rehabilite ettik, restore ettik. Orada da aynı çalışmaları yaptık. Yine köyde ne varsa halkı değiştirmekle, halkı projeye katmakla başlayıp fiziki koşullarını yenileyip, değiştirip, yöreye uygun, tarihine, doğasına uygun bir şeyler yaparak, yine okullarına destek vererek, kültür evleri yaparak, halkı projenin içerisine katarak orada da güzel şeyler yaptık ve bu köyler çoğaldı giderek. Daha sonra Bolu'nun Pazarköy beldesine bağlı Pazarköy'ü yaptık. Ali Beyler Köyü'nü yaptık. Ardından Saklıkent, Kaleköy, Demre, Üçağız Köyü ve bu köyler birer ikişer çoğaldı. Kaç köy oldu? Şu an Milli Park sınırları içerisindeki 8 köyü de katarsak 18 köy oldu ve koskoca bir Eceabat ilçesi. Tabii ki Troya'yı henüz saymıyorum. Troya başla başına tabii ki çok büyük bir ölçek. Dolayısıyla bu köyler aslında keşke bütün köylerimizin dönüşmesini görebilsek. Güzel köyler oldu. Kalıcı olması için köy komiteleri kurduk. Biz geldikten sonra sahip çıksınlar diye. Burada da kadın erkek eşitliğini gözeterek 5 kadın 5 erkek köy komitelerine seçtik. Ama köyün imamı, muhtarı, öğretmeni doğal üyesi oldular. Gönül birliği yaptık. Kurslarla halkı eğiterek, el sanatlarını satabilecekleri duruma getirerek onlara destek vermeye çalışıyoruz. Peki bu yaptığınız restorasyonlardan köyü aslında biraz da ekonomik bağımsızlığına da kavuşturmuş oluyorsunuz, destek veriyorsunuz. Nasıl bir geri dönüşü oldu? Örneğin turizm konusunda bir ilerlemeleri var mı? Böyle ekonomik olarak ölçebildiğiniz göstergeler var mı? Şöyle, aslında herkes bir şeyler yapmak ister. Ama en zoru değişim yaratmaktır. İnsanı değiştirmektir. Bunun için biz halkın inanmadığı şey halkın yararına değildir diyerek projelerimizde önce halkı inandırmaya çalışıyoruz. Projenin içerisinde onları katmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar imece usulüyle onları çalışmaların içine, ama sizden en çok beklediğimiz diyoruz. Köylerde analizler yapıyoruz. Kim ne yapabilir? Hangi evde kimler yaşıyor? Ne kadar katkı sağlayabilir projeye? Daha sonrasında hangi ev pansiyonculuk yapabilir? Hangisi satış mekanı hazırlayabilir? Kim el sanatları satabilir, kim rehberlik yapabilir? Bu bazda halk eğitim merkeziyle bulunduğu yörenin köyün işbirliği yaparak halka kurslar veriyoruz. Değişimi aslında yöreye gidenler görüyor. Ve teşekkürlerini mektuplarla, telefonlarla çok çeşitli şekilde ifade ediyorlar. Özellikle şehitlikleri Gelibolu Yarımadası'nda yaptığımızda insanların duyguları tabii çok daha farklı, yaklaşımları farklı. 57. Alay şehitliğini sıfırdan yaptığımızda, Akbaş şehitliğini yaptığımızda bir sempati olarak, sevgisel olarak döndü. Bu da biz şükrediyoruz tabii. Opet'in akaryakıt sektöründe olsun, Türkiye'nin geneline baktığımızda olsun, yani kalplere giren bir şirket olması bizi mutlu ediyor. Peki 2019 yılında neler yapacaksınız? Yeni planlarınız var mı? Yeni projeleriniz? Şimdi hiçbir projemiz henüz bitmedi dedik. Düşünün, 2000 yılında başlayan temiz tuvalet kampanyası hala ısrarla devam ediyor. 2004'te Yeşil Yol devam ediyor. 2005'te Örnek Köy dedik. Örnek köylerimiz devam ediyor. Ardından Örnek köyler bitmez zaten. O bitmez. Haklısınız.
Tarihe Saygı Projesi 2006'da başlattık. Aslında projeye başlarken ben üç bacaklı düşünmüştüm. Çanakkale, Gelibolu Yarımadası, Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği alanlar. Ama henüz Çanakkale'den çıkamadık biz. Çanakkale geçilmez diyorlar. Biz yaptıklarımızla gerçekten geçilmez olduğunu gördüğümüz için oradan çıkamadık. Daha çok kalıcı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve trafik dedektifleri projemizde sürekli trafik dedektifi sayısını çoğaltıp trafik kazalarını minimize etmeyi amaçlıyoruz. İnsanlarımız bu konuda duyarlı olsunlar istiyoruz. Trafik, evet, herkesin mutlaka bir şekilde trafiğin içinde olduğu anlar, dönemler var. Kaçmak mümkün değil ama herkes üzerine düşeni burada da yapsa diyoruz. Yani bizim amacımız sevgi, saygı, hoşgörü. Bunu sağladığımız sürece bütün projelerimizde daha kalıcı olacağına inanıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla bundan sonra tarihin peşinden de koşmaya devam edeceksiniz. Elbette. Sarıkamış ismini duydum orada. Herhalde bundan sonra da oralara doğru gideceksiniz. Troya'yı bitirebilirsek. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Nurten Öztürk. Çok bugün OPET'le iyilik peşinde koştuk. Nurten Öztürk de konuğumuz. Sağ olun.